Oto Gündem'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Opel'i C SUV segmentinde temsil eden Grandland var arkadaşlar. Aslında baktığımızda Opel'in Antara'nın devamı niteliğindeki olan bu C SUV model 2017'lerde Türkiye pazarına dahil oldu. O günlerden itibaren de gelişerek ve değişerek çeşitli motor seçenekleriyle pazara yeniden dahil olmanın peşinde. Pazarda C SUV segmentte daha doğrusu güzel bir yer edinmenin peşinde. Şimdi benim bu yanımdaki konuğum 1.5 litrelik turbo dizel versiyonu arkadaşlar. Ben bu araçta uzun bir yol yaptım. Birkaç kilometre, daha doğrusu bir 700-750 kilometre yaptım. Şu anda bir dönüş yolundayım. Yine aynı seviyelerde 750 kilometre kadar yol yapacağım. Dizel versiyonların aslında hala ne kadar ekonomik olduğunu bir anlamda, bir manada size göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz Opel Grandland aslında iki farklı versiyonla sunuluyor. Bu versiyonlardan biri GS, diğeri de Ultimate olarak. Bize konuk olan versiyon Ultimate versiyonu. GS versiyonunda da biraz daha böyle sportif detaylara yer veriliyor tasarımsal olarak. Ama standart güvenlik donanımlarına baktığımızda iki versiyonda birbirinden hiçbir farkı yok. Şimdi gelin hep birlikte otomobilin önce tasarımına bakalım. Sonra da uzun bir sürüş yolumuz var, uzun bir yolumuz var. Bu yolda size parça parça otomobilin dinamiklerini anlatmaya çalışacağım. Otomobile aslında şimdi tasarım açısından bakacak olursak ilk başta dikkatleri çeken ön yüz arkadaşlar. Ters vites şeklindeki yeni LED formu Matrix LED farlarının yoğunluklu olarak kullanıldığı bir versiyon. Bu versiyonda biliyorsunuz gece uzunları yaktığında karşıdaki araçları rahatsız etmeden olduğu bölgeyi gölgeleyip sizin sadece önünüzü ve görmeniz gereken yolu müthiş bir şekilde gösteren bir sistem. Çok hoşuma gitti. Vaktim olursa onu da göstereceğim. Minik böyle siyah piyano bilek detaylarının yer aldığını görüyoruz. Aşağıda gri böyle şeklinde yine otomobille bütünleşmiş halde olan bir tasarım öğesi oluşturulmuş. Şuralara sis farlarımızı yerleştirmişler. Burada radarımız var. Altta da yine altta üst tarafta 3 bölmeli bir ızgaramız var diyebilirim. Ön tarafta daha çok nikelaj kaplamaların yer aldığını görüyoruz. Bu Ultimate versiyonunda var. GS versiyonunda da burası komple siyah logo dahil simsiyah bir tasarımla geliyor arkadaşlar. Kaslı bir yapımız var. Hemen yan tarafa geçeceğim. Yan tarafta jantlarda falan farklılıklar var. Jantlar normal siyah bir tavan tasarımı. Piyano bilek kaplamalar ve yine nikelaj detaylar. Bu detaylar dediğim gibi sadece Ultimate versiyonunda var. İlk başta jantlardan başlayacağım. Şimdi bu versiyonda 19 inçlik jantlar sunuluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çift renkli böyle güzel bir tasarım öğesi oluşturmuş diyebiliriz. Piyano bilek tasarımdaki jantlar, piyano bilek tasarımdaki tavana, kapı çıtalarına ve nikelaj kaplamaya uyumlu bir halde diyebiliriz. Hemen yan tarafta aynalarımız da yine piyano bilek kaplamayla bezenmiş. Nikelaj detaylarımız burada devam ederken kapılarımız arkadaşlar hani parmağımızı bastığımızda, normal dokundurduğumuzda kilitleniyor. Elimizi sokup açmaya çalıştığımızda tekrar açılıyor. Boyutlardan bahsedeceğim. Bu aracın uzunluğu 4.5 metreye yakın. 4477 milimetre olarak hesaplanmış. Yerden yüksekliği ise 1.6 metre olarak hesaplanmış. Aracın genişliği de 1.9 metre seviyesinde. İçeride de arkadaşlar hemen hemen 2.6 metrelik bir ak mesafesi var. O yüzden arka tarafta da yaşam alanı iyi diyebiliriz. Ultimate versiyonunu aldığınızda arka camlarınız da kararmış renkli olarak gelebiliyor. Hemen biraz arka tasarımdan bahsedeceğim. Arka tarafa geldiğimizde de yine görüyorsunuz siyah piyano bilek kaplama bir rüzgarlımız, köpek balığı tasarımlı antenimiz. Orta tarafta büyük bir Grandland logomuz yer alıyor. Bu GS versiyonunda siyah olarak geliyor bahsettiğim gibi. Ve hemen bagaj kapağını açtığımızda bizim içeride bagaj hacmine neredeyse 514 litrelik bir bagaj alanı yer alıyor. İçeride normal bildiğimiz sarı bir LED ışığımız var diyebilirim. Karşılıklı kancalarımız burada. Şurada ufak tefek yükleme alanları var. Gözlerimiz var daha doğrusu. Minik gözlerimiz burada yer alıyor. Ve normalde bu araçlarda bir üst panzot değil de alt panzot da bulunuyor. Şurayı komple hani kapattığınızda burası düz bir zeminde olabiliyor. Ama bu sefer bagaj hacminden biraz kayıp yaşıyorsunuz. Elektrikli kapanan bagaj kapağımızın altında hemen şöyle bir difüzörümüz bulunuyor. Çift egzoz değil, görünüm sadece öyle. Normalde tek taraflı bir egzozumuz var. Hemen arka tarafa geçeceğim. Arka tarafta da güzel bir yaşam alanı bizi bekliyor. Başta bizi deri koltuklar karşılıyor. Beyaz dikişlerimizin yer aldığı. Hemen ayağımı atacağım. İçeriye ilk adımımı attığımda. Şöyle bahsedeceğim. Öndeki koltuk bana göre ayarlı. 1.78 boyundayım. Diğer videolardan hatırlarsanız. Burada 4 parmaklık bir diz mesafem var. Ben baş mesafemde de neredeyse 5 parmaktan biraz fazla diyebilirim. Güzel bir baş mesafesi var. Şimdi bir de oturduğunuz alanda biraz daha böyle meyilli olduğunuz için baş mesafe olayınız biraz daha artıyor diyebilirim. Hemen bu tarafta bir kol dayamam var.
kol değmemi açtığımda burada iki tane bardaklık çıkıyor. Ve şunu bir kademe daha açtığımda buradan bagaja ulaşabiliyorsunuz. Minik eşyalarınıza ulaşmak için ne bileyim. Dün mesela su lazım oldu. Su almak istedi çocuklar. Duracak durumda değildim yani, bir otobandaydık. Hemen buradan arka taraftan çantalarına suyu aldılar. O yüzden güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Bazı otomobillerde var tabii, sadece Opel Grandland'da yok. Aşağılara doğru geldiğimizde orta tarafta bize hemen şurada iki tane bir iklimlendirme alanınızı karşılıyor. Yönetim sadece ön taraftan, fakat bu versiyonu aldığınızda, Ultimate'i aldığınızda arka koltuklarda ısınma var arkadaşlar. 3 kademeli, hem sağ hem de sol tarafta var diyebilirim. Dediğim gibi Ultimate versiyonu aldığınızda koltuklar da deri olarak geliyor. Deri olarak da geldi mi ön koltuklarda da havalandırma yer alıyor. Kapı işleri arkadaşlar biraz böyle sert plastik malzemelerden oluşmuş. Aşağıları doğru ince biraz yumuşuyor. Şu kol çağın arka tarafı da biraz yumuşak malzeme. Ondan sonrası sert malzeme var diyebilirim. Şimdi ön tarafa bakalım. Grandland'ı Ultimate versiyonu da tercih ettiğinizde burada ilk başta iki tane koltuk kaydedicimiz yer alıyor. Baldır desteğimiz falan var. 8 yönlü ayarlanabilir koltuk ayarı var. AGR onaylı koltuklar. Biraz da böyle konfora odaklı, daha doğrusu konfor odaklı çalışılmış. Elektronik tabii dediğimiz gibi, ama sağ taraftaki koltuklar manuel olarak hareket edebiliyor. Şimdi aracın ön kısmında da arkadaşlar böyle bir alan var. Böyle bir yaşam alanı sunuyor ön tarafta Opel Grandland. Şöyle diyeceğim, artık yani baktığımızda ön tarafta bu sağ tarafta bulunan sert plastik malzemelerin arkaya göre, bu ön tarafta biraz daha yumuşak malzemeler var ama şu malzemenin devamını burada da kullanmışlar. Burada da hafif böyle sert plastik malzemeler yer alıyor. Ortada bir 10 inçlik bir ekran var. Bu tarafta da 12 incin biraz üzerinde bir ekran var. Bu ekran üzerinden çeşitli detayları görmek mümkün. Yol bilgisayarından tutun da navigasyonu bile buraya alabilirsiniz. Navigasyon demişken, bu araçta Ultimate versiyonunu aldığınızda navigasyon geliyor. GS versiyonunda navigasyona yer vermemişler. Aynı zamanda direksiyon ısıtması var. Bu da hatırladığım kadarıyla Ultimate'de geliyor. Bahsettiğim gibi koltuklarda ısıtma ve soğutma var. Şu 3 kademeli ısıtmamız, bu da 3 kademeli soğutmamız. Bu da Ultimate versiyonuna geliyor. Burada bir gözümüz var. Aynı zamanda kablosuz şarj yeri miydi burası? Yok, kablosuz şarj yeri kol çağın altında. Onu da size göstereceğim. Park asistanımız falan var. Park asistanı dedim yani, park sensörlerimiz var. Şerit takip asistanımız, işte direksiyon sabitleme, direksiyon takip asistanımız falan hepsi yer alıyor. Orta tarafta şöyle bir karbon malzeme kullanmışlar. Onun dışında hemen şurada şalter şeklindeki bir vites topuzumuza yer vermişler. Geri vites kameramız bu şekilde. Hani biraz daha çözünürlüğü yüksek olabilirdi. Bir de ekran 10 inç olduğu için geri vites kamerasına geçtiğinizde neredeyse 5 inç kadarlık bir görüntü elde edebiliyoruz. Ama standart arka görüş dediğimizde hani 180 derece ne bileyim büyüterek veya standart şeklinde de değiştirebiliyoruz. Çok bir etkisi olmuyor. Yine neredeyse 5 inçlik ekran üzerinden hareket edebiliyor. Burada hemen 2 tane, hatta 3 tane sürüş modumuz var. Elektronik park verimimiz var. Burada 2 tane bardaklığımız var. Bardaklığın altında bir alan var. İşte tam olarak bundan bahsedeceğim. Şurada arkadaşlar kol değmenin altında bir kablosuz şarj yerimiz var. Yani ne kadar ergonomik? Bunun cevabını siz verin. Yorumda cevaplarınızı bekliyorum bu konuda. Buraya koymuşlar. Torpido gözümüzde yine bu şekilde bir alan sunmuşlar. Otomobilin iç mekanı bu şekilde arkadaşlar. Direksiyon tasarım falan zaten diğer modellerden biliyoruz. Pedal shift'lerimiz falan mevcut. Aynı zamanda medya sistemimiz yine sağ tarafta alıyor. Yer alıyor. Sol tarafta da adaptif hız kontrol sistemi gibi şeyleri kullanabiliyoruz. İç mekandan bahsedeceklerim bunlar. Şimdi gelin hadi bir de dizelin ekonomikliği tarafına bakalım. Otomobilin tabii biraz dış tasarımından, detaylarından bahsettikten sonra şimdi iç mekana geçtik. Bir sürüş yapacağız. Bu sürüş biraz uzun bir sürüş olacak. Çünkü şöyle hani biliyorsunuz, dışarıda bahsettim. Bu araçta kullanılan bir dizel motor var. 1.5 litrelik bir dizel ünite var. Bu ünite aslında PSA grubundan sonra Stellantis grubunun son birkaç yıldır bütün üyelerinde, gerek Citroen'de olsun, gerek Opel'inde olsun, gerek Peugeot'sunda olsun, sonraları belki ilerleyen zamanlarda Fiat tarafında da kullanılacak yeni bir dizel motor seçeneği. Birkaç yıldır kullanılıyor. Daha önce tabii 1.6 litrelik bir dizel seçeneği vardı. Şimdi 1.5'te geçiş yaptılar. Yani yazılımla mazılımla aslında olayı biraz daha böyle hacimleri değiştirdiler. Şöyle ki şimdi bu otomobilden bahsederken neden dizelin bu kadar şey olduğunu vurguluyorum, dizelin niye bu kadar vurguluyorum?
Şu yüzden şimdi bu dizel otomobiller bildiğiniz üzere daha önceden de eskiden de hala da aslında oldukça ekonomik otomobiller sürüş koşullarında. Ha şimdiki yeni nesil benzinli motorlar da hemen hemen dizellerle böyle yarışsa da ama hala yani işin gerçeği dizel otomobiller kadar bir ekonomikliği yok. Özellikle uzun yolda diyebilirim. Şimdi ben bu otomobili yaklaşık 880 kilometredir kullanıyorum. Bir uzun yol yaptım. İstanbul-Antalya yaptım. Şu an tekrar Antalya-İstanbul yapıyorum. Şöyle ki bu otomobilde yer alan gerek sürüş koşulları olsun, gerek sürüş motoru olsun, gerek sessiz yapısı olsun aslında tam bir aile otomobili diyebilirim. Yine Grandland için. Grandland aslında şöyle biraz daha geriye gidersek, geçmişe gidersek Grandland X vardı hatırlarsınız. 2017'lerde yanlış hatırlamıyorsam Türkiye pazarına sunulmuştu. Aslında bir nevi Opel Antara'nın aslında piyasada daha çok bilinen ismiyle Chevrolet Captiva'nın eşiydi. Yani Chevrolet Captiva ile aynı platformu kullanıyordu. Opel tarafından, o zaman GM Motor tarafından üretimi gerçekleştiriliyordu. Bu yüzden hani Antara'dan sonra Grandland'a geçerek Opel C SUV'de bir nevi boyut atladı diyebilirim. Şimdi şöyle, bu otomobili biraz ilk başta biraz bir teknik kısmından bahsedeyim, teknik özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi bildiğiniz üzere az önce de bahsettim, bu otomobilde 1.5 litrelik bir dizel ünite kullanılıyor. Bu motor 130 beygir gücünde, hemen hemen böyle bir 5500 devir dakika aralığında bu 130 beygirlik güç hissiyatını size verebiliyor. Aynı zamanda 300 Nm'de bir torku var bu aracın. Bu tork değeriyle de birlikte 1750-2000 devir dakikalardan itibaren bu tork değerinde otomobil size rahatlıkla sunabiliyor. 3 farklı sürüş modu var. Her sürüş modunun ayrı bir özelliği var, ayrı bir olayı var. Çünkü Eco'da biliyorsunuz, Eco sürüş, Eco normal ve sport olarak. Eco'da biliyorsunuz biraz daha böyle nasıl derler, hissiz bir sürüş yaşıyorsunuz. Şu an benim kullandığım modda olduğu üzere. Gaza mesela dokunuyorum, hiç yani otomobil tepki vermeyecek derecede bir ilerleme kaydediyor. Normal modu aldığınızda işler biraz daha değişiyor. Spor modu aldığınızda işler bambaşka oluyor. Onlardan da size tek tek bahsedeceğim. Ama teknik tarafta özellikle şunu bitireyim. Şimdi otomobilin gerek 0-100 km hızlanmaları, gerek ara hızlanmaları normal modda oldukça başarılı. Hani 1.6 tona yakın bir ağırlığı var bu aracın. Bu ağırlığına rağmen hani gaza ilk bastığınız andan itibaren, özellikle normal moddan bahsediyorum, gaza bastığınız andan itibaren otomobil ivmelenmesini sürdürmek istiyor ve sürdürüyor da diyebilirim. Böylece otomobil 0'dan 100 km hıza da 11.5 saniye seviyelerinde ulaşıyor. Bu seviyeleri oldukça rahat çıkıyor normal modda da, yani normal kullanım koşullarında da bu otomobil bu seviyelere ulaşıyor. Aracın maksimum hızlanması 195 km saat. Saatte yani 195 km maksimum hıza ulaşıyor. Ben gelirken şimdi biraz da yakıt tüketiminden falan bahsedeyim. Bu otomobilin ortalama yakıt tüketimi arkadaşlar 5.5 litre seviyede. Ben de yakaladım. Şimdi biraz da size geçmişten bahsedeyim. Şimdi İstanbul'dan gelirken eşim ve iki çocuğumla birlikte geldim. Otomobilin içi bayağı bir doluydu. Yani ağırlık merkezimiz bayağı bir arkada kuvvetliydi diyebilirim. Bu 514 litrelik az önce dış tasarım bahsettiğim bagajımız ağzına kadar doluydu. Orada da gerek çocuk arabası olsun, gerek bavullar, valizler olsun, hepsi dolu dolu yer alıyordu. Arkada oturanları da saydığımızda otomobilde hemen hemen ekstradan bir 300 kiloya, 300 kilo değildir belki ama 200-250 kiloya yakın fazladan bir ağırlık vardı. Kendi ağırlığımı da kattığımda hemen hemen 340 kilolara yaklaşıyor diyebilirim. Bu şartlarda ben İstanbul'dan neredeyse Afyon'a kadar otomobili Eco modda kullandım. Aslında Eco modu uzun yolda kullanmanın çok da bir mantığı yok. Eco mod daha çok böyle şehir içi sürüşlerde otomobili biraz daha böyle ekonomik olmasını sağlıyor. Şu yüzden şehir içi sürüşlerde özellikle İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız trafik, işte dur kalkların fazla olduğu yerler, klima kullanımı, işte ne bileyim yolun durumu, her şeyi fark ettiriyor. Bu yüzden Eco modla birlikte otomobili hani şehir içinde en minimum imkanlarla kullanarak biraz daha böyle ekonomi yapmış oluyorsunuz.
Dediğim gibi gereksizdi ama ben bir denemek için Eco Mod'da ta ki Afyon'a kadar otomobili kullandım. Afyon'da hemen hemen nereden baksanız bir 550-600 kilometre vardır diye hatırlıyorum. Bu şartlarda benim Afyon'a kadar sürüşümde ortalama yakıt tüketimim, ki bu yolu bilmiyorum, İstanbul-Antalya yolunu biliyor musunuz, ama hani acayip radarların olduğu bir yol. Çünkü bu yüzden çok da hızlı gelemedim. Ortalama hızım 100-110 kilometre limitleri arasındaydı. O aralıkta değişiyordu. Bu şartlarda geldiğinde 4.9 litrelere kadar rahatlıkla gördüm. Normal moda aldım. Normal moda aldıktan sonra da biraz daha otomobili artık hisli kullanmaya başladım. Hani ortalama hız limitlerim 120-130 kilometrelere falan çıktı. Ama ortalama tüketim, 4.9 litrelik o ortalama tüketim yine değişmedi. Yine o seviyelerde bir tüketim gerçekleştim. Burada şehir içinde biraz sağa sola gittim. Hani şehir içinde aslında buraya da çok şehir içi denilemez. Yani ışık trafiği haricinde Antalya'da çok bir trafik yok. Özellikle benim kaldığım, konakladığım bölgede. Oralarda da kullandığımda şu an bakıyorum mesela 850 kilometre seviyelerindeydi şimdi ilk bu dönüş yolunu sıfırladığımda. O zamana kadar 5.3 litrelik bir ortalama tüketimim vardı bu otomobille. Şimdi yola çıktım tekrar ve bu arada 680 kilometrelik menzil veriyordu bana. Deponun sadece %15'i gitmişti. Şu an mesela yola çıktım. Şurada bir 40-45 kilometrelik şehir içi sürüşüm var. 10-15 kilometrelik de, şu an 60 kilometreye yakın yol yapmışım. 15 kilometrelik falan da, 10-15 kilometrelik de şehir dışı sürüşüm var. Bu şartlarda şu an benim ortalama tüketimim 90-100 kilometre hız aralığında. Arada 70'ler de oldu şehir içinde. Yani aslında yol bilgisayarına yansıyan 65 kilometrelik ortalama hızımda. Bu bütün bizim starttan itibaren aldığı hız limitini, hız ortalamalarını yansıtıyor yol bilgisayarına. Önündeki şu 12 inçlik ekrana. Burada da ortalama yakıt tüketimim şu an 5.3 litre seviyelerinde, 57 kilometre, 60 kilometre yol gelmişim. İlerleyen vakitlerde yolun biraz daha ilerisine baktığımızda, biraz daha kilometre yaptığımızda size ortalama verimi böyle parça parça aktarmaya çalışacağım. Böylelikle bir uzun yol tüketim testi yapmış olacağız bir nevi hep birlikte. Şimdi tabii biraz da böyle bir mail yola geldik. Mail yollara geldiğimizde tabii tüketimler, detaylar, her şey değişiyor. Burada mesela ortalamamız şu an 70-80 kilometre civarında. Mesela bu şartlarda anlık yakıt tüketimime bakıyorum. Şimdi mail aşağı inerken sorun yok. Zaten 0.5 litreye kadar, 0.3 litreye kadar iniyor ama yokuş yukarı doğru çıkmaya başladık mı işin rengi biraz daha değişiyor. Geliş yolu aslında İstanbul'dan bu tarafa biraz daha böyle hani çok mailin olmadığı bir yol. Giderken biraz daha fazla mail olduğunu söyleyebilirim. Bu arada yol tutuş tarafında da iyiyiz, yani o kadar kötü değiliz. Bir CSV araca göre, yani mevcut CSV araçlara göre iyi seviyede diyebilirim. Evet, şimdi maili bir yoldayız mesela. Şu an ortalama anlık tüketimimiz 8'di. Eko'da kullandığım için biraz hissiz. O yüzden normale geçeceğim. Normale geçince biraz daha böyle hani en azından yokuşları çıkmak falan daha keyifli olabiliyor. Çünkü Eko'da her ne kadar isteseniz yani gaza da bassanız. Ya gaza bastığınız için Eko'da aslında böyle uzun yollarda, özellikle meyilli yollarda falan. Ya bence otomobili biraz daha böyle fazla tüketim yaptırmış oluyorsunuz. Hani biraz daha böyle düz yol olsa, şehir içi olsa eyvallah diyeceğim de, ama burada durum biraz daha farklı. Ki hani normal modda da kullandığımda yine böyle gaz tepkilerim biraz iyileşti ve tüketim tarafında da iyiyiz yani. Fena değiliz. Bu arada hava sıcaklığı çok etkili. Özellikle hem yakıt tüketimde hem yol tutuş tarafında. Şu an 41 derece bir sıcaklıkta ilerliyorum. Mesela şurada biraz böyle bir sert bir virajım var. Buraya hafif fren yapıp gireceğim. Gaza basıyorum. Bakın gayet böyle istekli dönüyor yani. Bir de şunlardan da bahsedeyim. Şimdi özellikle böyle meyilli yollarda falan şu direksiyonun arkasında yer alan vites kulakçıkları var. Mesela aracın böyle hissiz olduğunu anladığınız anda, böyle biraz daha hani yokuş çıkarken özellikle veya hızlanma anlarında, sollama anlarında, hepsinde olabilir. Hissiz olduğunu anladığınız andan itibaren hemen şu sol taraftan
vites küçültüp, mesela ben şu an 80 km'de de 3. vitese kadar düşürdüm ama 4000 devire kadar çıkardım mesela. Gaza bastığınız andan itibaren otomobil yine biraz daha hızlı hareket edebiliyor. Ama tabii her zaman en dengeli, en güzel kullanım sakin kullanım. Çünkü hem yakıt tüketimi açısından hem de verimlilik açısından en iyi seviyeye ulaştığınız andır diyebilirim. Çok bir kilometre gelmedim ama tüketimimden bahsedeyim tekrar. 74 kilometre, yani 15 kilometreye yakın bir yol gelmişim. 5.4 litre seviyelerine oturmuşum tüketim tarafında. Şu an toplamda 910 kilometrelik, hani geldiğim yolu da saydığımızda da şu an ortalamam 5.4 ve 74 kilometrelik yolda 5.4, yani 5.4'e oturmuşum. Yokuş çıkarı şu an yol aldığım için ortalama tüketim 5.4'ten 5.5'e çıktı. Anlık tüketim şu an 7.8 litre seviyelerinde. Evden çıktığımda 600 kilometre menzil veriyordu bana. Şu an mevcut yakıt seviyemle hala 600 kilometre. Yani uzun yola çıktığımın göstergesidir. Yani o araç uzun yola çıktığını anladı. Bu arada 5.6 litre kadar çıktım. Neden? Fazla bir meyilli yol olduğu için. Bakayım, 82 kilometre gelmişim. Hala 600 kilometrelik menzil verdi. Yani 680 kilometreymiş aslında menzilim. Bence biraz daha ilerledikçe bu menzilimin kolay kolay hani 550 kilometre seviyelerine Afyonlar'da belki düşebilirim diye tahmin ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şu an 82. kilometrede ara veriyoruz 5.5 litreyle. Şimdi yaklaşık kaç kilometre geldik? 294 kilometre yol geldik. 300 kilometreye yakın yol geldik. Ortalama hızım 75 kilometreymiş saatte. Tabii aslında sadece, yani ben yol boyunca 75 kilometre hızla gitmedim. Bahsettiğim gibi bu yol oldukça radarlı bir yol. Yani maksimum hızım 110-120 bazı böyle yokuşlarda falan oldu diyebilirim. Şu an o şartlarda ortalama tüketimim 5.3 litreye oturdu gibi. Ama tabii Antalya'dan çıkarken biraz böyle Isparta tarafına falan doğru çıkarken oldukça böyle hani dağ yollarının arasından bayağı bir böyle yokuş çıkarak meyilli bir yolda seyahat ettik. Bu yüzden hani ilk etapta başlangıç biraz yüksek açıldı. Hatırlarsanız 6 litre seviyelerindeydi. Şimdi ama 5.3'e oturdu ve işin ilginç yanı şu. İkinci yol bilgisayarımda, yani ikinci güzergahta ortalama tüketim yine 5.3'te. Onda da 1130 kilometre yapmışım yani toplamdan geliş ve gidiş yolum dahil olarak. Şu an mesela yine bir güzel bir radarlı yoldayım. Ortalama burada hız sınırı, maksimum hız sınırı 110. Şu an 110'a otomobili oturtacağım. 110'a geldiğinde burası düz bir yol. Afyon-Kütahya yolu. Bu düz yolda biraz da böyle anlık tüketime bakacağım. Anlık tüketim şu an 7.26 litre seviyelerinde. Tabii şu an 110'a oturduğum için şu an sabit bir yolda ortalama anlık tüketimim 5 litrelere kadar düştü, hatta 5 litrelerin altına falan düşecek. 4.2, 3.4. Şöyle bir şerit değiştirelim. Bu arada adaptif hız kontrol sistemimiz falan da kurulu. Direksiyon yardımcımız falan da açık. Hani bu yolu ben kilometrelerce, şeritler sağlam, düzgün olduğu sürece frene basmadan, direksiyonu tutmadan gidebilirim. Şimdi direksiyonu tutmadan diyoruz ama bakın burada bir uyarı çıkıyor. Direksiyonu bırakmayınız diye. Ne kadar süre bu şekilde beni götürüyor direksiyonu tutmadan? Ona bakacağım. İlk uyarıyı verdi mesela. Direksiyonu tutunuz diyor. Yine tutmamaya devam ediyorum. Uyarının sesi artıyor. Duyuyor musunuz? Biraz ses yükseldi artık. Biraz daha yükselmeye başladı. Hala direksiyonu tutun diyor. Ben hala direksiyona dokunmuyorum. Bir süre daha böyle gideceğim. Ve direksiyon yardımcısını bıraktı. Şu an sadece adaptif hız kontrol sisteminin şerit takip asistanıyla ilerliyor. Yani şeritten çıkıyormuş gibi yapıp tekrar beni şeridime geri ittiriyor. Sola doğru verdi. Mesela bakın, bıraktı komple. Eğer direksiyonu tutmasam direkt sol tarafa doğru refüjlere doğru çıkış gerçekleştirebiliyor. O yüzden hani dediğim gibi bunda otonom 2 ayarında, yani bir yarı pilot şeklinde bir sürüş asistanı yok. Bundaki asistan sadece hani normal düz yollarda hafif
meyilli yollarda, virajlı yollarda elinizi direksiyondan çekmeyecek şekilde size sürüş yardımcısını gerçekleştirmek için sunulan bir sistem. Buradan tekrar direksiyon yardımcımı burada sağda bulunan tuşlardan açıyorum. Hani bu şekilde eliniz direksiyonun üzerinde istediğiniz yere kadar kilometrelerce gidebilirsiniz. Sert virajlarda bile bakın hemen anında direksiyonu kendisi çeviriyor. Ben sadece hani elimi direksiyonun üzerinden çekmiyorum ki benim direksiyonu tutmadığımı düşünmesin. Bu arada bir de şöyle bir durum var. Ondan da bahsedeyim. Şu tüketim tarafına çok değindik ama zaten amacımız bu videoyu çekmemdeki amaç bu tüketimi size anlatabilmek. Yola çıktığımda 750 kilometrelik bir mesafem vardı ve otomobilin yol bilgisayarında benim ortalama yakıt menzilimin 600 kilometre olduğunu gösteriyordu. Ve yola çıktığım andan itibaren 600 kilometre bir süre düşmedi. Bayağı bir 600 kilometrelerde kaldım. Şu an mesela 400 kilometrem kaldı yakıtım. Gideceğim yolda 424 kilometrelik bir menzile ulaşacağım eğer İstanbul'a vardığımda. Şöyle ki baktığımızda aslında bu kilometrelerle birlikte bu 425 kilometreyi saydığımızda 400 kilometrede menzil kaldığında ben hemen hemen bu yarım depoyla, yarım deponun bir tık altıyla Afyon'dan İstanbul'a rahatlıkla gidebileceğimi düşünüyorum. Bakalım İstanbul'a vardığımızda ortalama yakıt tüketimimiz ne olacak ve aynı zamanda depoyu da dolduracağız. O zaman depoyu doldurduğumuzda da tek depoyla kaç kilometrelik ortalama menzile ulaştığımızı da size göstereceğim. Siz hızlı geçtiniz ama ben yaklaşık en sonki part 2'den sonra yaklaşık bir 4 saat yol geldim. Ortalama tüketimim 4.8 litreydi. Az önce yakıt aldım. Tekrar gazlama, çıkma, etme falan derken tekrar 4.9 litre seviyesine ulaştı. Yani şunu söyleyeceğim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ortalama tüketimim 4.8-4.9 litre seviyelerindeyken aracın deposunu tam olarak doldurdum. Bu bana ilk başta 800 kilometre menzil verdi. Yani 53 litrelik bir depo var bu otomobilde, Opel Grandland'de. Bu deponun tam dolu olması halinde ortalama menziliniz 5 litre seviyelerindeyse, 4.9, 5 litre, 5.1 litre seviyelerindeyse 800 kilometre bir depoyla yapabiliyorsunuz dizel tarafında. Bunun maliyeti ne oluyor? Mazotun litresi 44 lira 23 kuruş iken 14 Ağustos'tan bahsediyorum 2024'ten. Toplam maliyet 2300-2350 liralar falan oluyor depoyu fullemeniz durumunda. Peki bizim versiyonunda yani bizim kullandığımız sürede ne oldu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani dediğim gibi çok radarlı bir yol. Düşünün 12'de yola çıktım. 1,5-2 saat belki mola vermişimdir. Dış çekim falan yaptım çünkü otomobilde. Şu an saat 9'u çeyrek geçiyor ve benim hala 200 kilometrelik bir yolum var. Ama yani mecburen çok radar olduğu için 90 kilometre, 110 kilometre bazı yerlerde böyle 140-150'leri falan gördüm. O hız seviyelerinde geldim. Ama buna rağmen ortalama hızım 75 kilometre olarak yol bilgisayarına yansıdı. 4.9 litrelik bir ortalama tüketimim var ve 568 kilometre yol gelmişim. İkinci serimi açıyorum. Hatırlıyor musunuz? 5.4 litreydi seviyelerindeydi ilk baştaki tüketimim. Şöyle hani hem geliş hem dönüş tarafında baktığında 1403 kilometre yol yapmışım. Burada da ortalama tüketimim 5.2 litre seviyelerine kadar gerilemiş diyebilirim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ortalama tüketimim bu uzun yolda 4.9 litre seviyelerindeyken maliyetim bana hani bu 4.9 litre olduğunu kabul edersek ortalama tüketiminin eve varana kadar 750 kilometrelik bir yoldan bahsediyorum. Bu 750 kilometre boyunca benim bu tüketim dahilinde harcayacağım yakıt 35, 36, 37 litre seviyelerinde diyebilirim. Bunun bana maliyeti bu tüketim koşullarında 1600 lira seviyelerinde oluyor. Yani baktığımızda 750 kilometreyi bu otomobille 1600 liralara falan gidebiliyorsunuz. Bunun da kilometre başına maliyeti hemen hemen 2 lira 12 kuruş, 2 lira 13 kuruş falan yapıyor. Dizel bir Grandland ile yola çıktığınızda hız limitleri dahilinde hız limitlerini aşmazsanız
radar var diye benim gibi sağ ayağınızı öyle çok sağır kullanırsanız ortalama 2 lira, 2,5 lira seviyelerinde diyeyim. Biraz böyle çıtayı yükselteyim, yakıt yakarsınız. Yani benim yaktığım 2 lira 12 kuruş. Opel Grandland ile ilgili anlatacaklarım, bahsedeceklerim bu kadar. Yani bir uzun yol videosu çekmeye çalıştım. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini cevaplamışımdır. Gelecek haftalarda veya gelecek günlerde yeni videolarda, yeni otomobillerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olur, videoları beğenir. Merak ettiğiniz şeyler varsa özellikle sorun arkadaşlar. Bazen benim de kaçırdığım, yanlış söylediğim şeyler olabiliyor. Hemen onların düzeltmesini yorumlarda yapıyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdiden hepinize hoşça kalın. Benim yaklaşık bir 200-210 kilometre daha bir yolum var. Oraya da artık biraz da normal tempoda giderim diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.